erkekler eşlerinin kendilerinden güçlü olmasını ister mi? Ben isterim. Hangi yönden mesela? Maddi mi, manevi mi? Maddi ve manevi. Bayan, destek olsun istersiniz. Bana destek olsun diye isterim. Yani benden daha akıllı olsun eşim isterim. Tabii tabii. İster tabii. İstemez mi? İsterler. Hangi yönden mesela? Maddi, manevi? Her konudan. Her zaman üstünlük isterler. Biz ataerkil bir toplumuz. Ya yani erkek egemen bir toplumuz. Ne kadar da kadın erkek eşitlenilse de hani Osmanlı'ya şöyle bir baktığımız zaman ataerkil. Yani kadın her zaman ikinci planda kalmıştır. Ama şu günümüzde öyle değil. Yani bana direkt soruyorsanız bence de öyle olmaması lazım. Eşit olması gerekir. O erkeğine göre. Ben 40 senelik evliyim. Benden güçlü olmasını da istemiyorum, güçsüz olmasını da. Fevkalade de mutlu hayatımızı yaşıyoruz. Hiç sorunumuz da olmaz. O bana kızarsa ben dışarı çıkarım. Hepsimi yener gelirim, eşime cevap vermem. Hiç. 40 senelik de evliyim. Hayır, ben memnun olurum yani. İsterim tabii ki. Niye istemeyeyim? O da sonuçta bir insan yani. İstemezler. Erkekler öyleler. Hayır, hiçbir zaman. Çünkü erkek güçlü olmadığı zaman bu sefer bayanın sözü daha geçerli oluyor. Yani bayan erkeğe hükmettiği zaman kanunlara aykırı olarak ben geliyorum. Olmaz. Erkek her zaman erkektir. Yani bayanın sözü geçti mi olmaz. O evin yuvası dağılır bence. Ha, var. Kılıbık erkekler de vardır yani. Yok değil. Var ama bu sene ben gördüğü zaman ben kendime yakıştıramıyorum. Adam sokak ortasında bayan kendi kocasına bağırıp çağırıyor. Onu ben burada gördüğü zaman kendi gururuma yediremiyorum öyle. Olmaz. Hiçbir zaman bayanın sözü olmaması lazım kocasının yanında. Kişilerin beyin yapısına göre değişir. Ben isterim ama istemeyen insanlar çoğunlukta olur. İster mi be yavrum? Hiçbir erkek istemez. Ama Allah'ıma bin şükür. Hayır. İstemem. Hayır, asla istemiyorlar. Ama ben isterim ki güçlü kadınlarımız olsun bu ülkede. İsterim. İstemez olur mu? İsterim. Ben istemem. Kafayı kaldırır çünkü.